Ve Merkez Bankası'nın rezervleri meselesi. Merkez Bankası'nın rezervleri düşüyor yazmışlar. Kim yazmışsa yanlış Cumhuriyet biliyor. Gazetesi. Merkez Bankası'nın rezervi yok ki. Merkez Bankası olsa rezervi çoktan yedi. Onun bunu istiyor musun açmamı? İstiyorum. Çünkü Pandora'nın kutusu gibi bu, daha uzun bak. Sen gönder gelsin. Tamam. Senin deyiminle. Tamam, bunu açıyorum. Merkez Bankası'nın rezervi. Şimdi Merkez Bankası'nın rezervi bizde hep düşüktü. Merkez Bankası'nın iki tür rezervi vardır. Biri net rezervi. O kendi parasıdır. Kullanabileceği para. Bir de brüt rezervi. Mesela sen bankaya gidip 10 bin dolar para yatırırsın. Şeyler, rakamlar afaki. Yani senin 10 bin doların olduğu için değil. Senin 100 bin dolar. Sen 100 bin dolar yatırırsın. Tamam. Banka bunun... Söylemesi bile güzel. Bir daha söyle. 2500 dolarını ya da 5000 dolarını, evet, Merkez Bankası'na munzam karşılığı, zorunlu karşılık olarak koyar. Ve yaklaşık Merkez Bankası'nın 95 milyar dolarının 20 milyar doları altındır. Bir kere o altın güvence, kötü gün parası, onu bozdurmaz. Atın onu. Geri kalan 60 milyar dolarına yakın munzam karşılığı. Yani senin benim yatırdığımız paranın karşılığı. Merkez, yani kendi parası değil. Üstüne hazinenin veya kamu satışlarından gelen özelleştirme paralarının, kamu malının parası vardır. Yani net kullanabildiği paradır. Diğerleri kendi parası değil. Hı-hı. Ama net rezerv, brüt rezerv olarak ayırmıyor bizim Merkez Bankası. Bunu ilk kim keşfetti? İlk kim keşfetti değil. Hepimiz biliyorduk ama dile getiren JP Morgan denen hain kuruluştu. Şeyde, yurt dışında, Amerika'da hani damat, Berat Albayrak'ın gittiği, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın gittiği şeyde, JP Morgan rapor yazdı. Dedi ki ben dedi müşterilerime 5.90'lara kadar dolar almalarını öneriyorum dedi. Yani buradan dolar alın dedi TL'ye karşı da, Türk lirasını satın dedi. 5.90 olacak dolar dedi. Hı hı. Bir anda herkes dolar almaya başladı. 5.40'lardaydı. 5.70'e fırladı. Ama şansa bakın ki seçime bir hafta kalmıştı. Tarafsız Merkez Bankası ne yaptı dersiniz? Kötü algı olmasın diye başladı dolar satmaya. Durduramıyor. O zaman dedi ben piyasaları kuruturum dedi. Bankalar telefonla arandı. Dediler ki yabancıya bir tek Türk lirası vermeyeceksiniz. Çünkü Türk lirası olmazsa Türk lirasını satamazlar. Mantıklı. Türk lirası vermeyeceksiniz. Bir anda piyasalar sıkışmaya başladı. Adamlar Türk lirası satmışlar. Pozisyon kapamak için Türk lirası bulamıyorlar. Dolar almışlar. E ne yapacaksın? Doları satıp tekrar Türk lirası alacaksın, pozisyonu kapatacaksın. Bir anda dolar satıyor, Türk lirası veren yok. Merkez Bankası telefonu. Faizler yurt dışında %30, %40, %100, %500, %1500 oldu. Şimdi mantık, sen bankada bir fon yöneticisin. %1500 faizi görmüşsün. Türk lirası vermez misin adama borç? %1500 acayip kâr edeceksin. Yılı kapatacaksın bir haftada ya. Bir kuruş para verilmedi yabancılara. Niye? Çünkü yukarıdan uyarı geldi. Ya da fon yöneticileri gerizekalı. %1500'e faiz vermiyorsan, görmüşsün orada para kazanmaya çalışıyorsun. Ve 1500 faizi görüyorsun, vermiyorsun. Yani Türkiye kısaca orada centilmenlik anlaşmasını bozdu. JP Morgan raporu neye dayanarak yazmıştı? Dedi ki Türk lirası rezervi Merkez Bankası'nın bitmek üzere, yakında bitecek, çok sıkışacak ve dolar 5.90'ı görecek dedi. Güzel, Merkez Bankası seçimde algı yaratmasın, kötü olmasın, oylar AKP'den gitmesin diye müdahalede bulundu. Bütün hikaye bu. Ama Türkiye orada centilmenlik anlaşmasını bozdu. Çünkü adam senin ülkene girerken tamam ama parayı çıkartırken sen ona para vermiyorsun. Serbest piyasayı öldürdü. Daha önce çok öldürdü. Mesela kamu bankaları 10 yıllık faiz %14'lere indi bu ülkede. %14. Enflasyon %20 iken 10 yıl sonrasını için şey alıyorsun, hazine bonosu ve yıllık %14 faiz alıyorsun. Hangi gerizekalı alır? Gerçek fon yöneticisi almaz. Ancak manipülatif olarak düşürebilirler. İki kamu bankası voleybol oynar gibi 17, 16, 15, 14'e kadar indirdi. E şimdi nerede? 20'lerde, 19'larda 10 yıllıklar. Niye? Çünkü artık müdahale edecek, zarar ediyorlar. Görev zararı yazıyorlar. Bunları yaptıkça. Her neyse olay bitti. Faizler 1500'e indi. Zararla yazdılar falan. Türkiye'de işte 5.75-80'lerden 5.30'a kadar düştü dolar. Hı hı. Güzel. Sonra arkasından Financial Times yazdı. Merkez Bankası'nın rezervi kalmadı diye. Merkez Bankası'nın rezervi kalmadı diye yazınca bir anda yine dolarda hareket oldu. Hı hı. Tekrar 5.80'e 5.90'a çıktı dolar. Sen kaçta müdahale etmiştin? 5.80'de. E dolar aynı yere çıkmış. Borsan 10 bin puan düşmüş. Faizlerin 7-8 puan artmış. E ne oldu? Sen sadece müdahale ettin. Merkez Bankası verdiği rezervlerle kaldı. E şu anda Merkez Bankası ne kadar rezervi var bilmiyoruz. Çünkü toplantı yaptı, açıklayacaktı. Net brüt aslında aynıdır dedi. Yani sorun
Merkez Bankası bugüne kadar iki kere brüt rezervi kullandı. Biri 94 yılında, biri 2001 yılında. İkisinin de sonunda kriz oldu ve IMF Türkiye'ye geldi. Yani, hikaye bu. Yani ikisinin de sonunda kriz oldu, IMF Türkiye'ye geldi. Merkez Bankası'nın müdahale edecek parası net rezervidir. Bu para bitmek üzere. Ama hala şey yapıyor, İstanbul seçimine kadar dayanmaya çalışıyor. Sonu kriz ve IMF mi gelecek diyoruz? Ya bir yerde IMF gelebilir. Yani çünkü Türkiye'nin yaklaşık, şöyle söyleyeyim, 2003 yılında IMF geldi. Türkiye'nin gayri safi milli hasılası 230 milyar dolardı. Türkiye onun %10'u kadar borç aldı, 23 milyar dolar IMF'den. SDR'de IMF'nin bir para birimi var. İşte yen, Japon yeni, İngiliz sterlini, euro ve doların bir sepeti. Şimdi yuan'da koyup koymamayı tartışıyorlar. O cinsten 23 milyar dolar para aldı. Şu anda Türkiye'nin ekonomisi yaklaşık 750-800 milyar dolar. %10 düşün. Bizim 75-80 milyar dolara ihtiyacımız var. 75-80 milyar doları kim verecek bize? Dünyada öyle bir ülke yok, öyle bir parası. Yani Katar 15 milyar vereceğim falan dedi, hiç 5 kuruş para gelmedi. 3 milyar dolar bir swap'tan verdiler, o kadar. Bunu verebilecek zaten ülkeler vermez bunu. Bunu kurumlar verir. Hangi kurum var dünyada? IMF var. İşte Arjantin'e bir 60 milyar dolar verdi. Bizim de 75 milyar dolara bir ihtiyacımız olacak. Onu da verse IMF verir diye düşünülüyor. Ha, IMF salledebilir misin? İşte eğer 6 ay, 1 yıl içinde çıkmak istemeyip de 5 yılda çıkmak istiyorsan, toparlayabilirsen illa her kriz biter. Ama bizim yaşadığımız şu anda kriz değil zaten. Bizim yaşadığımız şu anda buhran. Çünkü kriz bir anda olur gider. Yani hep V şeklindedir ya, vurur şey yapar. Bu böyle dümdüz gidecek bir hikaye. Yani öyle kolay kolay toplayabileceğimiz bir hikaye değil. IMF'si çok kolay gözükmüyor maalesef.